Şimdi ellerine kına yakılıp gidip de al bayrakla dönenleri görmemek için dua ediyoruz ya. Ne var bunda? Yani ne? Vatan haini oluyorsun Afganistan'dan çekilelim diye. Atacak oradan bir tane füzeyi, 14 tane şehit tabutu inince şeyden hep birlikte törene katılır beyefendiler. Dizilirler yan yana. Onlardan kahramanı yok. Birinizin oğlu var mı orada ya? Birinizin ya şu bedelli askerliklere falan bir bakın ya. Her şeyi paylaşıyorsunuz sosyal medyadan. Uzun dönem asker fotoğrafı paylaşsanıza, kahraman oğlumuzu askere yolladık. Ben de retweet edeceğim. Ciğerparesi annesiyle vedalaşırken. Hadi bir göreyim bir tane AK Partili bakan. Bir görelim ya. Ciğerparesi annesiyle vedalaşırken. Dönüşte kargo uçağının karşısında hep beraber selam duruyoruz. Bu değil milliyetçilik. Bu değil. Askerini ölüme göndermek değil. Başkasının çocuğunun üstünden kahramanlık değil. Türkiye önemli dış görevler olur. Taahhütleri olur. Büyük devlet olmanın gereği asker yollarsın. Ama Amerika kaçmış gitmiş, İngiltere kaçmış gitmiş. Kafa kesenler kol atıyor, geziyor. Kadınlara zulüm bilmem ne. Ha orada Taliban zulmüne karşı uluslararası bir birliktelik olur. Birleşmiş Milletler özel kuvvetleri bütün ülkelerden toplar. 35 ülkeyle birlikte biz de gideriz. Oradaki kadınlar ölmesin diye gidilir. Kafa kesilmesin diye gidilir. Oradan bütün dünyaya terör ihracı olmasın diye gidilir. Maceraya gidilir mi ya? Havaalanı işletecekmiş Kabil'de. Kabiliyetsizler. Değerli basın emekçimizin sorusu şu. AK Partili troller diyor, saldırıyorlar size. Şöyle söylüyorlar diyor. İngiliz bakanın Türkiye'den mülteci başvurusu kabulü yapacağız konusundaki açıklamasından ilgili halen ısrar ediyorsunuz. İşte genel başkanınız ve siz tweetlerinizi silmediniz diyor. Silmiyoruz. Sözümüzün arkasındayız. Bir yalanın, bir kandırmacanın da parçası olmayız. Şundan. İngiliz bakan gazetede bir köşe yazısı yazıyor, bir makale yazıyor. Ve diyor ki Afganistan'a yakın müttefik ülkelerde Afganistan'da birlikte çalıştığımız kişilerin gidip başvuru yapacağı başvuru merkezleri kuracağız diyor. Gazetede. Aynı gazetede aynı gün gazetenin iki önemli köşe yazarı analiz yazıyorlar. Diyorlar ki bakan Türkiye iki ülkeyi, Pakistan ve Türkiye'yi işaret etti. Bakan o yazıyı, biz o yazıyı görüyoruz ve buna tepki gösteriyoruz. Bizimkiler susmuş. Çünkü bilmiyorlar ki tek adam nasıl bir taviz verdi, nasıl bir taahhütte bulundu. Önce mahcup bir açıklama. Biz söyledikçe kamuoyu tepkisi yükseliyor. Bunun üzerine öyle bir şey olmaz. Ömer Çelik diyor ki muhataplarımız bize sormadan ne konuşuyorsunuz diyor. Bu lafı bana mı söylüyor? İngiltere ve Amerika'daki muhataplarımız diyor bize sormadan açıklama yapmayınız diyor. Sonra burada şöyle bir şey çıkarıyor ortaya aktroller. BBC haber geçmiş. Bakan dedi ki Türkiye ve Pakistan. Oysa bakan demiyor onu. Aynı günkü köşe yazısında yazılıyor. Ama şöyle düşünün. Bizim bakan Çavuşoğlu Hürriyet gazetesine yazmış. Sayın Ahmet Hakan'la Abdülkadir Selvi de analiz yazmışlar. Aynı gün çıkmış. Bakanın dediği ülkeler bu diyor. Bakanlık kaynaklarına dayandırıyor. İngiliz bakan da savunma bakanı da bunu yalanlamıyor arkadaşlar. Yazıda duruyor, analizde duruyor. Ama BBC bu ikisini bir alıp haber yaparken bakan Türkiye dedi diye haber yapmış. Kaldırılan haber BBC'nin haberi. Ha Türkiye'den bizim yarattığımız bu toplumsal duyarlılık. Niye yaratıyoruz? Niye? Düzenlisini ayrı söylüyor. Kayıt altında olanı 180 binmiş, kayıtsızı 120 binmiş, 300 bin Afgan geldi diyor. 1 milyon değil diyor, 1,5 milyon değil. Ya saydıysan niye kaydetmiyorsun? Kaydetmediysen nereden sayıyorsun? Kayıtlı 180 bin eyvallah da kayıtsızı nereden saydın? Sayarken kaydediveriydin. Kaydedemediğine göre nasıl sayıyorsun? Ama diyelim ki dediği gibi 300 bin. Niye geldi o 300 bin kişi? İngiltere Bakanı gazeteye söylediğini ya da Amerikan Başkanı Afganistan'a söylediğini, birisi 39 bin kişi dedi, yerli işbirlikçilerimizi alacağız.
hedef Türkiye göstermeseler bu insanlar deli gibi Türkiye'ye niye geliyorlar? Mesela bir başka ülke hedef gösterilmiş olsa oraya doğru gidecekler. Çünkü umut şu, İngiltere beni sığınmacı olarak alacak, hayale bak. Ben Amerikan vatandaşı olabileceğim, hayale bak. Bu hayalin peşinde uçak lastiğine tutundu adam ya, kilometrelerce tepeden düştü. Sanıyor ki o uçağı tutturup Amerika'ya gidebilirim. Hayalin büyüklüğüne bak, korkunun büyüklüğüne bak. Adamlar da Türkiye'yi ima edince, ima, Türkiye'ye Afgan doldu. Biz bunu teşhir edince, önce sus pus, sonra yok öyle şey dedi bunlar. İngiliz bakanın açıklamasına bakın. Utanmadan diyorlar ki, İngiliz bakan yalanladı. İngiliz bakan şunu söylemiş. Ben Türkiye'nin ismini zikretmedim. Onu gazete yazdı diyor. Ama bu masaların kurulacağı yerlerden biri Türkiye olmayacak demiyor. Demediği için adamlar geliyorlar. Türkiye, İngiltere'ye, Amerika'ya geçiş yolu. Bakan bunu tasarlamış. Türkiye'ye de bunu dayatmaya kalktılar. Bizimkiler de sus pustu. Biz Türkiye'de kamuoyu oluşturunca şimdi o plan büyük ihtimalle bir başka bahara kaldı. Yarın öbür gün gelip müzakere ederler. Bakan asla Türkiye'de masa kurmayacağız demiyor. Kurmaya niyetimiz yoktu demiyor. Bakanın söylediği bir tek söz var. Ben Türkiye'nin ismini ben zikretmedim, gazeteciler yazdı diyor. Bana da diyorlar ki şey, iyi ki Kemal Bey, ey halkım deyip geceliğin o, yoksa ne olacaktı? İngiliz bakanın bu ifadesi var mı var? Yorum var mı var? Herkes bunu böyle anlıyor mu Türkiye diye anlıyor. Duyan Türkiye'ye koşuyor, İnşallah bizden sonra, bu haberlerden sonra eyvah Türkiye'ye gidersek belki İngiltere'ye gidemeyebiliriz. Türk hükümeti karşı çıkmaya başladı derler de bu akın durur. Durursa kim kaybeder ya? Kim kaybeder? Bu akın durursa hepimiz kazanırız. Yok, konuşmayalım bunları. İngiliz bakan oradan konuşsun. Amerikan başkanı oradan konuşsun. Adamlar Türkiye'ye duvarın üstünden paldır küldür atlıyorlar. Oğul oğul geliyor. Metro turizm özel sefer düzenliyor. 600 liraya adamları getirip Türkiye'nin kentlerinin hemen dışına bırakıyor. Susalım. Niye geliyor bu adamlar? Senden ötürü geliyor. Senin kifayetsizliğinden ötürü geliyor. İngiliz'in, Amerika'nın Türkiye'yi işaret ediyorlar. Gidin oraya alacağız sizi diyor. Adam ondan İran üzerinden Türkiye'ye kaçıyor. Bu beceriksizler Kabil'i koruyacakmış, kabiliyetsizler. Boş verin yani, istediği kadar linç etsinler. Biz hassas gördüğümüz konularda toplumu uyarmaya devam edeceğiz. Koysunlar bir sandık. CHP'nin Afganistan'dan Türkiye'nin hedef ülke haline getirilmesiyle ilgili yaptığı haberler ve oluşan bu duyarlılıktan sonra yaşananlar Türkiye'nin lehine mi aleyhine mi? Hiçbir şey olmasa şunun olması lazım. Elin güçleniyor ya. Masaya otururken dersin ki karşı, ya bizim içeride bak muhalefet var, toplumsal itiraz var. Elin güçlenir. Bir de bir muhalefetin varlığını öyle gör. Ha bir de bir şey daha söyleyeyim. Söz sözü açtı siz sorunca, arkamızdan da basın toplantısı yok. Son onu söyleyeyim. Toplamış karşısına büyükelçileri. Büyükelçilere CHP'yi şikayet ediyor. Adam çıktı Türkiye'deki büyükelçileri dizdi karşısına ve CHP yalancıdır diyor. Ya biz hiçbir şey yapmayız. Yurt dışına gider geliriz. Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet ettiler diye laf çalarlar bize. Bir tane bulun bakın böyle bir şey. Biz toplayacağız bütün yabancı misyon şeflerini bilmem neyi. Geçeceğiz karşılarına. Diyeceğiz ki şudur budur. Aynı salonda ya, canlı yayında insanda biraz utanmak olur. Bunları AK Parti'nin seçmenine şikayet ediyoruz. Bunlar İngiliz'e, İsrailli'ye, Alman'a, İtalyan'a, İspanyol'a, Türkiye'nin muhalefet partisini. Ya sizin kardeşiniz de CHP'li. Baban CHP'liydi. Babanın partisini ele güne şikayet ediyor ya. Türkiye'yi istilaya gelmiş yedi milletin büyükelçileri oturuyor. Onlarla Atatürk nasıl konuşuyordu? Onlarla İnönü nasıl konuşuyordu? Onlarla Bülent Ecevit nasıl konuşuyordu? Bir de şuna bak ya. Bizi şikayet ediyor büyükelçilere. Tayyip Bey bak, az kaldı. İstanbul'da çok iyi bilirsin, çeşitli semtlerinde
Böyle çok güzel kahveler var. Anlatmalı kahve. İnşallah seçimler bitsin. Bunları gider anlatmalı kahvede anlatırsın. Olur mu? Seni bundan sonra 2 sene sonra öyle büyükelçi falan dinlemeyecek. Anlatmalı kahvede Memdu amca biraz dinleyecek. Sıkılınca o da kalkacak eve gidecek. Bıktık senden.